Merhaba değerli Ceviz Danışmanı takipçileri. Bugün size elma iç kurdu ile ilgili mücadelemizi anlatacağız. Şimdi birçok üreticimiz işte Mayıs ayında başlıyor. 15 günde bir, 10 günde bir elma iç kurdu atıyor. Sürekli iç kurdu olmasın, iç kurdu olmasın diye. Biz şunu gördük. Bölgesinde sadece ceviz üretimi yapan bahçelerde herhangi bir elma iç kurdu zararı olmuyor. Ama meyve ağaçları var ise, elma ağaçları olsun diğer meyve ağaçları var ise elma iç kurdu zararı görülüyor. Bunun için üreticilerimizde birçok ceviz üreticisi sürekli bir ilaç kullanayım, ilaç atayım. 15 günde bir ilaç atayım. Yani Mayıs ayında başlar ilk daha çiçekler görmeye başlarken ilaç atarlar. Haziran'da atarlar, 10 günde bir, Temmuz'da atarlar. Pahalı pahalı ilaçlar, yoğun ilaçlamalar. Ve böyle mücadele ederler. Ekonomik bir faydası bulunmamakta. Yani çok fazla ilaç kullanımı bize çok fazla zararı var. Maddi zararlar yaptığınızda doğru zamanlamayı bilmediğinizde bu sefer boş yere ilaç atmış olursunuz. Çünkü bu ilaçların belli sıcaklıklarda, belli su pH'larında bir ömürleri var, yarılanma ömürleri var. Eğer siz bunu bilmezseniz rastgele ilaç atarsınız, koruduğunuzu zannettiğiniz, elma iç kurdu zararına karşı koruduğunuzu zannettiğiniz bir uygulama yaparsınız ama sonuç fiyasko olur. Biz ne yapıyoruz? Normalde daha profesyonel üretim yaptığınız bahçelerde iklim istasyonlarına göre gün derece hesabı denilen bir dönem var, bir hesaplama var. Bu hesaplamaya göre biz kelebeklerin ne zaman çıkacağı günü tahmin ediyoruz, hesaplıyoruz, yaklaşık olarak hesaplıyoruz ve bu dönemde biz tuzaklarda bazı yapışkan tuzaklarımız var. Bu yapışkan tuzaklardaki gözlemlerimize göre ilaçlamayı yapıyoruz. Tabii çok fazla böyle bir iç kurdu ilacı kullanmıyoruz. Neden? Çünkü çok fazla yaptığınız evet maddi zararı açtık ama asıl şey doğaya bir zarar veriyorsunuz, ekosisteme bir zarar veriyorsunuz. Neden? Bazı faydalı böcekler var. İşte yaprak bitlerini yiyen avcı böcekler var. Bizim diğer zararlara karşı işte yaprak bitlerinden yani birçok zararlara karşı avcı böcekleri siz öldürürsünüz. Öldürmüş olursunuz. Bundan dolayı biz böcek ilaçlamalarında olabildiğince kaçınıyoruz. Şöyle bir durum da var. Bizim cevizde çok fazla böyle bir zararımız var. Ciddi bir zararımız yok. Var diyemeyiz. Çünkü biz asıl ekonomik olarak zarar veren elma iç kurdu, gövde kurdu, ağaçları kurdu, gövde kurdu, Zeyuzura pirina denilen farklı farklı isimler var. Bununla da ilgili bir program yapacağız. Gövde kurdu, bir de yaprak bitleri. Kırmızı örümceği de sayabiliriz. Ama asıl şey ekonomik olarak bize zarar veren elma iç kurdu, gövde kurdu, Zeyuzura pirina, ağacı komple kurutuyor. İşte kırmızı örümcek gelişimi komple durduruyor. Müdahale etmediğinizde, doğru müdahale etmediğinizde. Diğerleri, işte yaprak bitleri, kabuklu bit diye sayabiliriz. Ama asıl ciddi zarar yapan ve fark edemediğiniz, bunun zararını fark edemediğiniz iç kurdu. Meyveye zarar verdikten sonra anlayabilirsiniz. Diğeri gövde kurdu. Bunu da aynı şekilde aynı yıl içerisinde göremeyebilirsiniz. Büyük bahçelerde veya sürekli arazinin içinde değilsiniz, göremeyebilirsiniz. Kış döneminde işte bir akıntı var ise veya işte kurumalar varsa bir sonraki yıl görebilirsiniz. Biz bunlarla ilgili feromen tuzaklar kullanıyoruz. Belki daha önce duymuşsunuzdur. Çok sık kullandığımız, bununla ilgili daha önce televizyon programlarında anlatmıştık. Yapışkan tuzaklarımız var. Yani böyle yurt dışından, Amerika'dan gelen kokular var. Türkiye'de de üretiliyor, bir kısmı üretiliyor. Başarı çok fazla sağlayamadık. Daha çalışmalar yapıyoruz. Verimlilik anlamında bunlarla kıyaslamak adına. Bunun içinde bir koku var. Üzerine yazar zaten. Cydia pomenella. Elma iç kurdu. Kokusu. Bu koku bölgedeki erkek ve dişi kelebekleri çağırıyor. Çekici özelliği var bu koku sayesinde. Ve bizim şey var. Yapışkan kağıt dediğimiz bir kağıdımız var. Bu kağıdın ortasına bu kokuyu bırakıyoruz. Ve bütün kelebekler buraya gelip yapışıyor. Biz neyi anlıyoruz?
dediğinizde biz bu uygulamayı Mart sonu gibi ağaçları asıyoruz. Mart sonu gibi başlıyoruz. Çünkü ilk kelebekler o zaman çıkıyor. Sonrasında ikinci çıkış zamanı bizim Haziran dönemi. Tabii bu dönemlerdeki ilaçlama şu şekilde olmakta. Birazdan kurulumunu da göstereceğim ben size ama bu dönemdeki bizim ilaçlamalar şu şekilde olmakta. Şimdi bu kelebekler elma iş kurdu zararını veren kelebekler aynı anda çıkmıyor. Kademeli çıkıyor ama bir dönemde pik yapıyor. Yani biz bunları 3 günde bir bu tuzaklardaki kelebekleri sayıyoruz. İşte ayın 1'inde saydık bir tane kelebek vardı. Ayın 3'ünde saydık kelebek sayısı 3'e çıktı. 2 artmış. İşte 6'sında saydık işte 3'tü 5 oldu. 2 artmış. Tekrar 8'de saydık 2 artmış. Ama siz bunu takip ettiğinizde toplam kelebek sayısını bir noktada pik yapacak. Yani toplam kelebek sayısı 3 günde bir 2 artıyorsa bir gün geldiğinizde 10 artmış olacak veya 15 artmış olacak. Yani hızlı bir çıkış yapmış olacak. Neden? Bütün artık o tırtıllar oluşan kurtlar artık kelebek formuna girdi ve artık bunlar çiftleşip yeniden zarar vermeye devam edecekler. Ne kendini çoğaltmaya devam edecekler. İşte bu pik aşamayı gördüğümüzde yani çok hızlı bir şekilde kelebek artışını gördüğümüz anda ilaçlamayı yapıyoruz. Evet, tekrar ediyorum. 3 günde bir yapışkan kağıdın üzerindeki kelebekleri sayıyoruz. 3 günde bir sayıyoruz. Ve 3 günlük artışa bakıyoruz. Kaç kelebek artmış? 2 kelebek artmış. Bir daha 3 gün sonra 2 kelebek artmış. 3 kelebek artmış. 3 kelebek artmış. 9 kelebek artmış veya 15 kelebek artmış. İşte o zaman tüm kelebekler artık çıkmışlar. Erkek ve dişleri zaten şeyin üzerinde çok rahat görürsünüz. Kağıtların üzerinde görürsünüz. Bununla ilgili de belki ilerleyen dönemlerde bir program yaparız. İşte bu artış hızına göre artışını tespit ettiğimizde ilaçlarımız, stoklarımız da oluyor. Hazır. Hemen tüm arazi ilaçlıyoruz. Çünkü biz biliyoruz artık dişi ve erkek kelebekler çıkmış. Bunlar çiftleşecekler ve bizim cevize zarar vermeye devam edecekler. İşte bu noktada biz bunlarla, bu yapışkan tuzaklarla, bu feromen kokularla biz mücadeleye başlıyoruz. Bu kokularla biz mücadeleye başlıyoruz. Bunu nereden temin edebilirsiniz veya bunların maliyeti ne kadar dediğinizde bu koku yurt dışından geliyor. 30-35 TL arasında bir fiyatı var. Bu kağıt 15-20 TL bir yapışkan kağıt olarak satılıyor. Toplam maliyet 50 TL. Siz bir arazi ilaçladığınızda size maliyet 2000 TL, 3000 TL. Ama o da doğru zamanı bulamadığınızda bir faydası yok. Şimdi burada bunu nereden temin edebilirsiniz? İnternette verim grup yazdığınızda, verim grup, verim inşaat yazdığınızda şey yapabilirsiniz. Şöyle daha yakından göstereyim. Verim grup, verim inşaat. İstanbul'da bir firma yurt dışından direkt getiriyor. Birçok zararlı ile ilgili tuzaklar getiriyorlar, kokular getiriyorlar. Daha çok mücadeleyi, zararlara mücadeleyi daha çok doğal yapmaya çalışıyorlar. Herhangi bir kimyasal kullanmadan minimum doğaya zararla mücadeleyi nasıl yaparız diye böyle farklı ürünler getiriyorlar. Biz birçoğunu kullanıyoruz, öneriyoruz da. Akdeniz meyve sineğine karşı da böyle çok spesifik ürünleri var. İlaç atmadan organik bazlı üretim yapan üreticilerde biz o ürünleri de tercih ediyoruz. Şimdi evet, böyle bir kartonumuz var. Açayım şunu. Yani şöyle bir karton. Böyle bir kartonumuz. Biz bunu, kartonu katlıyoruz şöyle. Bir telimiz çıkıyor. Bu tel daha dayanıklı teller de yapabilirsiniz. Eğer rüzgar durumu fazla ise, rüzgarın fazla olduğu yerlerde bu teller çabuk kopuyor. Şunu iç kısma doğru yapıyorsunuz. Daha dayanıklı tel kullanabilirsiniz. Bunun içinde bir ince tel var. Evet, bunu bağlıyorsunuz. Burada önemli olan koku, işe yarayan koku. Bunun da bir süresi var. Yani uzun süre koku üretmiyor veya özelliğini koruyamıyor. 4-6 hafta bir süresi var. Biz 4 haftadır bir, yani ayda bir bu kokuları taze ediyoruz. Yeni kokular yanına asıyoruz. Mevcut olan kokular da kalıyor da yanına yeni kokular asıyoruz. Bunlarla, bu
çekici kokularla biz şey yapıyoruz. Takibimizi yapıyoruz. Bu kartonumuz böyle bir şey. Bunun şimdi yanlardan şey çıkmasın diye, bizim yapışkan çıkmasın diye kilit, yapışkan kağıdımız çıkmasın diye bir kilit mekanizması var. Şimdi diğeri bizim yapışkan kağıdımız. Kelebek, bazen bazı bölgelerde kelebek yoğunluğu çok fazla oluyor. Bu kağıtları biz şey yapıyoruz. Bu kağıtları biz değiştiriyoruz. Yani kokuyu şey yapmadan aynı kokuyu alıp şeyi değiştiriyoruz. Sadece kağıdı değiştiriyoruz. Böyle bir yapışkan kağıdımız var. Şöyle göstereyim. Böyle yapışkan bir kağıdımız var. Bizim kelebekler. Şöyle içini görüyorum. Kelebekleri sayıyoruz. Buraya ne kadar kelebek gelmiş. Buradan sayıyoruz. Koku bunun içinde. Bunu yaparken eliniz değmezse iyi olur. Kokuya eliniz değmezse veya aktarma esnasında herhangi bir el değmezse çok daha iyi olur. Çünkü elinizdeki bir koku durumu şeyi etki ediyor. Böceğin gelişimini etki ediyor. Çok sağlam bir paket yapmışlar. Evet. Başka bir tane koku alalım. Bunu sökemedik. Evet. Evet. Koku şu an bu tarafta. Bunu göstereceğim. Bu kokuyu dediğim gibi el değmeden ortaya. Böyle bir tüp diyebiliriz. Gri bir tüp. Bunun turuncusu oluyor. Yani bunlar kimyasal maddeyle emdirilmiş. Bizim kelebeklerin gelmesini sağlayan, cezbeden, erkek ve dişi kelebekleri cezbeden bir koku var. Evet, bu kokuyla biz koyuyoruz. Mücadelemizi gerçekleştiriyoruz. Böyle herhangi bir rüzgarda falan çıkmasın diye kilit durumunu yapıyoruz. Bu bizim tuzağımız. Bu bizim tuzağımız. İç kurduyla mücadelede zamanlamayı tespit etmek için, doğru zamanlarda ilaç atmak için, ilacın boşa gitmemesi için, paramızın boşa gitmemesi için kullandığımız bir tuzak. Bunu şimdi ne yapacağız? Biz daha çok bunu güney yamacına asıyoruz. Ağacın güney yamacına 2,5 metre, 3 metre yüksekte bir yere asıyoruz. Ağacın büyüklüğüne göre 2,5-3 metre yükseklikte bir yere asıyoruz. Ve 3 günde bir buradaki bu tuzakları kontrol edip mevcut kelebek sayısını not ediyoruz. 2 kelebek artmış, 3 günde 2 kelebek artmış, 3 günde 1 kelebek artmış, 3 günde 4 kelebek artmış, 3 günde 15 kelebek artmış dediğimizde evet, ilk ilaçlamaya başlıyoruz. Çok basit bir şey ve ucuz bir yöntem. Verim inşaat, verim grubu ait bir ürün. Yurt dışından gelen, tamam komple koku yurt dışından geliyor. Yani bazı üreticiler, küçük üreticiler eğer zararlı çok değil ise bunlardan daha fazla asıyor. Yani dekara bir tane değil, dekara 10 tane asıyor, 15 tane asıyor. Organik üretim yapmak istiyorum, hiç ilaç atmak istemiyorum. Bunlar aynı zamanda şeyi de çekiyor. Bütün kelebekleri çektiği için ve yakaladığı için doğal bir mücadele de etmiş oluyoruz. Yani herhangi bir kimyasal ilaç kullanmadan, ağaçları ilaçlamadan doğal bir ilaçlama da yapmış oluyoruz. Bunu yapanlar da var. Ama biz ne yapıyoruz? Biz arazinin farklı yönlerinde, işte burası 100 dekar bir alan. 100 dekar alan için 3 veya 4 farklı noktaya, yani 25 dekara 1 adet olacak şekilde 3-4 farklı noktadan daha çok bize zararlının geleceği yönlerden, elma bahçeleri var çevremizde, bu bölgelerde biz bunları asacağız ve buradan şeyi gözlemleyeceğiz. Ne zaman kelebek popülasyonu arttı veya hangi bölgeden geldi? Bunu doğru tespit edeceğiz ve ilaçlamayı yapacağız. Evet, bugünkü programımızda iç kurdu ile nasıl mücadele ederiz, biz ne kullanıyoruz bunu anlattık. İlaçlar için belki ilerleyen dönemlerde kullandığımız ilaçlar için bilgi paylaşımı yaparız. Orada da saklayacağımız bir durum yok. Koragen var, farklı fosfetler var, farklı ürünler var. Onları kullanıyoruz. Bunları da yakında paylaşabiliriz. Ama şu an bu tuzakları alın, bir an önce tedarik edin ve iç kurduyla mücadele başarılı bir, profesyonel bir yaklaşım ile mücadele edin. Yoksa paranız boşa gider ve zarar seviyesi artar. Ağaçlarınızdaki iç kurdu zarar seviyesi artar. Ama
böyle çok basit 50 TL'lik bir maliyet ile tüm ürününüzü koruyabilirsiniz. Doğru ilaçlamayla tüm ürününüzü koruyabilirsiniz. Evet, bunlar da bizim bahçelerimizde yaptığımız profesyonel üretim tekniklerden birkaç tanesi. Birçok bahçede bunu yaygınlaştırıyoruz. Artık üreticilerimiz bunları öğrendi. Siz de bunları kendi bahçenizde uygulayın ve minimum maliyette maksimum kar elde edin. Kanalımıza abone olmadıysanız olursanız sevinirim. Yeni videolar geliyor. Bizim sürekli size söylediğimiz nasıl dekardan işte 700 kilo üstü ceviz alırsınızla ilgili kendi fikirlerimizi sizin de mantığınıza uygun şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Çok basit bir şekilde bu yaptığımız teknikleri anlatmaya çalışıyoruz. Anlamadığınız sorularınız varsa yorumlar kısmında paylaşın. Bunlara cevap veririz. Bizi takip ettiğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.